Son olarak bir tane daha soru soracağım. Kolesterol ve kalp damar rahatsızlıklarında nasıl tedavi edilir hastalar? Evet, kalp damar rahatsızlarına karşı dünyada en güzel, en etkili bitki nedir? Bu gördüğünüz alıç. Alıç. Alıcın 90 çeşit alıç var. 90 çeşit alıç var. Türkiye'de bunlardan ikisi sadece şifalı. Noplu alıç ve kertikli alıç. Noplu alıçla kertikli alıçla ilgili klinik araştırması yapılmış. Bu yapılan araştırmada 4.664 hasta, 940 kardiyolog tarafından tedavi edilmiş. 940 kardiyolog, yani kalp damar hastalıkları uzmanı 940 kardiyolog Almanya'da. 3.664 kalp damar rahatsızlığı olan, özellikle koroner kalp yetmezliği damarlarında, koroner damarlarda böyle İşte %50, %60, %70 tıkanma olan, stent takılması gereken veyahut da anjiyo yapılması gereken kişileri 940 doktor alıçtan elde edilen alıç özütlü ekstrakla tedavi etmişler. Belge var, bilgi var, laf yok. Almanca bu dergi, yani Türkçe değil. Yani bu akademik bir dergi, ilmi bir dergi. Yani magazin bir dergi değil. Bütün bunlarla ilgili ben 3 ciltlik bir kitap yazmışım. Bu kitabın diğer kitaplardan farkı şu: bu kitaptaki bütün bilgi ve belgeler bana aittir. 12 yılda toplam 7.000 bitki fotoğrafı çektim. 12 yıl 7.000 bir fotoğraf çektim. Kendim çektim. Bir bitki fotoğrafı çekmek için önce Almanya'nın kuzey eyaletlerine, kuzeyine gittim. Orada Bulamancı, Guarana isimli bir bitki arıyordum, bulamadım. Bu sefer döndüm güneye. 1900 kilometre yol yaptım bir günde. Bir bitki fotoğrafını çekmek için. Sadece bir bitki. Yine bir bitki fotoğrafı çekmek için. Mesela bu ıtır, Afrika ıtırı. Bu Afrika ıtırının fotoğrafını çekmek için Dresden'e uçakla gittim geldim. Bir bitki fotoğrafı çekmek için. Müdürü inanamadı. Dedi ki ya bir fotoğraf için, bir bitki fotoğrafı için siz buraya mı geleceksiniz? Dedim ki benim için o bitki çok çok önemli. Yani bugün bilsem ki, İnsan sağlığı söz konusu evet, olunca, önemli bir bitki 3.000 kilometre yolda gidilir. tanımam gerekiyorsa Çin'e de giderim. Yani ben şimdi Çin'e gideceğim inşallah yakında. Orada çok özel bir bitkiyle ilgili araştırma yapacağım. Evet. Evet Gerekirse hocam. giderim yani. Amerika'ya da giderim. Yani şimdi ben 7 bir bitki fotoğrafı çektim. Dünyanın en büyük şifalı bitkiler arşivini oluşturdum. Doğaltedavi.net ve doğaltedavi.org. Doğaltedavi.org isimli sitede 9.500 bitki fotoğrafı ve bunların monografisi, hangi bitki hangi özelliklere sahiptir, nerede nasıl kullanılır, ayrıntılı olarak bilgi var. İsteyen girebilir, Harikasınız görebilir. hocam. Gerçekten Açık. muhteşemsiniz. Bu çalışmalarınızı umarım izleyicilerimiz de görüyordur. İnsan sağlığında ne kadar yararlı gıda takviyelerinin üzerinde çalışmalarınızın olduğunu görüyoruz ve oldukça da değerli ve güzel gıda takviyeleri ve üretmek. Bunlar hepsi kendi Şimdi üretiminiz değil mi hocam? Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da hükümet, devlet bunu teşvik ediyor. Mesela Almanya'da sigorta şirketleri ve devlet alternatif, yani bitkisel gıda takviyesini destek Takviyesi. veriyor. Mesela diyor ki işte şu bitkiyi şu kadar yetiştirirsen ben sana bu kadar destek vereceğim diyor. Baba, Avrupa'da, Amerika'da takviye teşvik var, yardım var. Türkiye'de ne zaman? Umarız bizim Türkiye'mizde de bu tarz gıda takviyelerinin yetiştirilmesi ve teşviki için çalışmalarda ve çabalarda olur.